Samos'un ara sokaklarından herkese merhaba. Bugün Samos'tayız. Tam 3 yıl sonra bir yurt dışı yaptık. Ve o da Samos'la başladı. Yunanistan vizesi aldık ve Samos'a geldik. Şimdi bugün Kokori'de vakit geçiriyoruz. Kokori'nin plajlarını göstereceğim size. Burası biraz kuzeyde yer aldığı için çok rüzgar alıyormuş. Şimdi bize önerilen bir yer var. Daha az rüzgar alıyormuş orası ve çocuk için daha uygunmuş. Oraya bir bakacağız. Çünkü biz buraya bebeğimizle geldik. Artık kızımız 16 aylık oldu. İlk yurt dışı deneyimi Samos oldu. Artık bundan sonra da bol bol umarım yurt dışına çıkar diyorum. Bakalım zamanla göreceğiz. Şimdi kamerayı ters çevirip bu ara sokaklarda küçük bir tur atacağız. Bu ara sokak neresi tam olarak bilmiyoruz. Ama bol bol burada kafeler, restoranlar var. Yine böyle bir deniz kenarına çıktı. Bu arada biz uzu soslu ahtapot yedik. Gayet lezzetliydi. Pardon, uzu soslu midye yedik. Ahtapotu Emre yedi. Gayet lezzetliydi. Şimdi bu arada buraya nasıl geldiğimizle ilgili küçük bir bilgi vereyim. Biz Kuşadası'ndan feribotla geldik buraya. Vapurla daha doğrusu. Biletler kişi başı 23 euroydu. Yalnız feribot vapur sırasına erken girmek gerekiyor. Çünkü pasaport kontrolü vesaire bunlar zaman alıyor. Ayrıca aldığımız bileti bilet firmasına uğrayıp da çıktısını almanız gerekiyor. Çünkü pasaport kontrolünde online bilet vesaire kabul etmiyorlar. Elinizde fiziki biletin olması gerekiyor. Şimdi kaldığımız yerle ve araba kiralama ile ilgili bilgi vereceğim. Biz InOtel'de kalıyoruz. Aslında burada çok uygun fiyata oteller var. Airbnb'de evler var. Onlara da bakabilirsiniz. Ama InOtel böyle orta fiyatlı yerlerden diyelim. Biz biraz sona yani orta sayılır bence. 25-30 bine de yerler var. O yüzden orta diyorum. Emre'ye göre yüksek fiyatlı yerlerden. Daha eğer erken rezervasyon yaparsanız uygun fiyatlı yerler bulabilirsiniz. Biz 3 gece 4 gün için InOtel'e 9000 TL gibi bir rakam verdik. Onun dışında araba kiralama konusuna gelelim. Burası neden bilmiyorum çok yoğun. Biz kiralık araba zor bulduk. Hatta Moniel şu an kiraladığımız araba. Onu da son anda bulduk ki onu bulamasaydık zaten tatilimizi iptal etmek zorunda kalacaktık. Çünkü burada taksiler var aslında. Taksi gördüm ama ulaşım zor olduğu için herhalde sürekli taksiye binseniz araba kiralamaktan daha pahalıya gelir ve rahat edemezsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ilk indiğimizde vapurdan birkaç tane taksi gördüm ama şu an mesela Kokori'nin sokaklarında hiç taksi görmedim. Genelde herkes araba kullanıyor burada. Biz manuel bir tane Hyundai kiraladık. Bebek otokoltuğu istedik içine. Bebek otokoltuğu koydular. Sonra arabayı biz kaçıp hayatım arabayı ne kadara kiraladık? Kaç? 55. Günlük araba kirası 55 euro. Yani 50 euro gibi 5 euro da otokoltuğuna veriyoruz günlük. Eğer ek şoför isterseniz o da 5 euro. Mesela şimdi yemekte Mitos içtik. Yunan birası. Mitos 3 euroydu. Diğer biralar 4 euro. Deniz ürünleri çok güzel. Midye, ahtapot çok lezzetliydi. Biz sevdik. Şimdi bakalım tatilimiz yeni başlıyor. Gittiğimiz yerlerden çeşitli görüntüler alacağım. Hadi alkış. Doğa. Oh. Navagos. Navagos Beach Bar'a geldik. Buranın rüzgarı daha azmış. Doğa.
Anneciğim. Şu anda Novogos'un restoranındayız. Doğuş'a yemek söyleyeceğiz. Maalesef Doğuş iştahsız bir çocuk olduğu için ona makarna sipariş ettim. Umarım makarna yer. Bu arada çok tatlı bir bebek sandalyesi getirdiler restoranda. Hemen onu göstermek istiyorum. Doğa, öpücük at. Hayır, masaya değil, kameraya öpücük at. Kim? Baba geldi. Baba geldi dedi. Sahilden direkt hazırlanıp çıktık. Kokeri'nin kenarındaki restoranları geziyoruz şu anda. İşte birine oturup bir şeyler atıştıracağız. Çok fazla restoran var. Şöyle hemen kamerayı çevirip göstereyim. Hepsi de keyifli gözüküyor. Hatta hangisine oturacağımızı şu an bilemedik. Çok kararsız kaldık. Burası böyle bu taraf. Bir şerit dolu. Hemen diğer tarafa dönüyorum. Burası da yolun sonuna kadar hep restoran dolu. Herkese günaydın. Bugün tatilin ikinci günü. Anneciğim, el sallamak ister misin? Şu an çok heyecanlı. Bugün tatilin ikinci günü. Şimdi biraz otelde kahvaltı yapacağız. Hadi. Aferin. Çık bakalım. Hadi yapabilirsin. Bay bay. Evet, otelimizin odası böyle in otel. Çok temiz bir otel. Biz bebek yatağı istemiştik. Bebek yatağımız geldi. Odanın büyüklüğü gayet iyi. Şöyle geniş açı alayım hatta. Çöpü ben tabii masanın üzerine koydum. Çünkü daha sürekli çöp karıştırıyor. Böyle çok tatlı bir manzaramız var. Amnos plajından herkese selam. Buraya doğa için geldik esas. Sırf kum plajı. Anne. Efendim anneciğim. Evet. Baba, beğendin baba. Mi burayı? Baba. Baba geliyor. Buraya esas doğa için geldik. Çünkü sırf kum plajı ve sığ bir denizi var. Çocuklar için çok uygun. Şimdi çevreyi göstereceğim. Buraya... Anne. Efendim anneciğim. Buraya ilk girdiğiniz yerdeki beach'e oturduk. Anne. Anneciğim. Baba da geldi. Baba da geldi. Bebeğim. Selam sana. Mama. Hayır, bam bam yok. Evet, bugün bizim için özel bir gün. Çünkü bugün evlilik yıllarımızın 5. yılı. O yüzden biz Pitagoria'ya geldik. Burada bir restoranda oturacağız. Evlilik yıllarımızı kutlayacağız. Daha da uyudu şansımıza. Rahat rahat yemeğimizi yiyeceğiz. Pitagoria'ya sabah böyle bir tur atmıştık ama burada çok vakit geçirmedik. Psilamnos plajında takıldık bütün gün. Sonra otele geldik. Doğaya yemek yedirdik falan filan bir şeyler. Şimdi burada bir şeye bakacağız. Bir dondurma yedik. Pitagoria'ya geldiğimizde bir dondurma yedik.
Burası çok kalabalık. Burada daha çok genç var. Kukarı'da o kadar genç yoktu. Şimdi böyle bir yandan kamerayı ters çevireyim. Çevreyi gezdireyim. Mağazalar falan çok var burada. Eğer alışveriş yapıyorsanız güzel. Efendim? Gerek yok ya. Böyle sağlı sollu restoranlar, kafeler, barlar, alışveriş yerleri var. Pitagoria'daki turumuza devam ediyoruz. Dün akşam yemek yemeye çıkmıştık. Gittiğimiz restoranı falan çekecektim ama sonra unutmuşum. Afrodit Restoran diye bir yere oturduk. Çok güzel bir kalamar yedik orada, böyle iç peynirli falan da. Zaten böyle samosuru yaparsanız kesinlikle deniz ürünlerini yemeniz gerekiyor. Özellikle ve özellikle ahtapot şart diyorum. Çünkü ahtapotları böyle kurutup bir şeyler yapıyorlar. Kurutma tekniğiyle pişiriyorlar. Normalde böyle ahtapotu çok sevmem. Bana böyle deniz deniz kokuyor gibi gelir. Ama buradaki ahtapotları çok beğendim. Deniz ürünleri çok çok lezzetli. Pitagoria'daki beachleri falan geziyoruz. Burası neresi? Glikorisa. Glikorisa diye bir beach bara geldik. Burada 2 saattir buradayız şu anda. Buranın denizi çok güzel, her yerin olduğu gibi. Zaten böyle crystal water falan deniyor ya Samos'un denizine. Gerçekten öyle pırıl pırıl bir deniz. Şimdi şu Heroyon'a gidiyoruz değil mi? Evet. Kaç dakika buradan? Yakınmış. Bak, orada kitaba göre Papa Beach diye bir yer varmış. Papa Beach'e mi gidelim? Valla kitap öyle demiş. Anneciğim, uyuyor musun? Heroyon Papa Beach'e geldik. Şöyle bir etrafa göz atıp da burada oturup oturmayacağımıza karar vereceğim. Küçük bir koy. Şöyle bir aşağıya bakalım nasılmış. Burası dün yemek yediğimiz restoranın sokağı değil mi? Blue Street'e buradan mı gidiliyormuş? Evet. Yürümek bana biraz iyi geldi ya. Papa Beach'te çok mayıştım ben. Doğa bile mayıştı, baksana oluyor. Sokaklar çok güzel. Aramaya devam ediyoruz. Bak, burada bir mavilikler, bir şeyler var ama orası komple böyle masmavi olması lazım. Blue Street'i bulduk galiba. Ama çok yoruldum bugüne kadar. Bu kalenin hemen dibideyim yani. Haritadan açınca başka yerler gösteriyor. Şimdi Blue Street'e beraber bakalım. Ben kim olurum?
Άνοιξε τα μάτια του, κοίτας εδώ. Τι είναι αυτό το μωρό μου. Κάτι, καρδιά μου, καρδούλα μου. Thank you. Efendim? Orası başı galiba. Olur. Welcome to the Blue Street. Küçük bir sokak ha? Bayağı burada yerliler yaşıyor. Yerliler. Bu kadar mı ya? Daha büyük bir beklentiyle gelmiştim. Sen? Biraz darmış. Blue Street'i gezdik. Gördüğünüz gibi küçük bir ince uzun sokak. Çok bir numarası var mı? Yok. Ama Pitagor'dan çağrısını geçerken şöyle bir uğranıp da bakılabilir. İnsanlar sempatik. Size selam falan veriyorlar. Anlamıyorsunuz siz ne dediklerini. Ama olsun. Yine de güzel. Bugün tatilimizin son günü. Bugün yine biz kaçta? Akşam 6 gibi feribotumuz var. Efendim anneciğim? Baba. Efendim anneciğim? Baba. Baba nerede anneciğim? Baba. Baba nerede anneciğim? Nerede? Geliyor değil mi? Aslında bugün Moyonetes köyüne gidecektik. Oradan şarap müzesine gidecektik. Meltem'le yemek yiyecektik. Ama 6'da feribotumuz var. Bir şey anlatıyorum anneciğim. 6'da feribotumuz var. 4'te Vati'de olmak zorundayız. O yüzden ve çok yorgunuz. 3 gün boyunca oradan oraya oradan oraya çok yorulduk. En sevdiğimiz yere Fukari tarafına geldik. Meltem'i de yemek yemeyi öneren çok insan var. O yüzden orayı merak ediyoruz. Meltem'i de yemek yiyeceğiz. Ve son günü Fukari tarafında Lemanaki Beach'e geldik. Anne. Tamam anneciğim bir şey anlatıyorum. Lemanaki Beach'e geldik. Lemanaki Beach'te biraz dinlenip. Şimdi buradan kalkacağız. Meltemi'ye geçip yemek yiyeceğiz. Bu Lemanaki Beach yazan direkt tabelaya girdik. Anneciğim bir şey anlatıyorum. Anneciğim bir şey anlatıyorum. Baba. Baba mı geldi? Alınabilir. Şimdi Lemanaki Beach. Şöyle full arka taraf. Yeşillik. Allah bulutların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bahsetmek istemiyorum. Ve işte Lemanaki Beach. Allah'ım suyun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem.